gönlerimizin aşılanması bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Biz ondan sonra faz 2'ye başlayacağız. Yani şu anki bizim faz 1 verilerine baktığımız zaman yerli aşımızın güvenli olduğunu görüyoruz. Ee, ve artık faz 2'de artık etkinliğini değerlendireceğiz ee, ve insanlarımızı artık aşıya karşı ön yargıyı bırakıp aşılanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Çünkü eğer biz faz 2'de ne kadar çok insanı aşılayabilirsek, insanlarımızın bağışıklanmasını o kadar artıracağız ki şu anda salgının pik seviyelerini görmeye başladık. Salgından da korunmanın en iyi yolu aşılanmak. Eğer insanları aşılayabilirsek bu koruma mümkün olacak. Ama aşılayamazsak maalesef kayıplarımız artacak ve salgın büyüyecek. Yani bizim normalde aşıdan beklentimiz şu. Uzun dönem bağışıklamanın ne kadar olacağını bilemiyoruz. Yani biz tahminimiz 6 ay ya da 8 ay olarak bekliyoruz. Eğer 6 ayda bir aşılanma gerekiyorsa bizim yıllık aşı dozumuz 328 milyon doz. 328 milyon dozu sizin mutlaka kendinizin üretmesi gerekiyor. Bizim bu yerli aşımızın avantajı şu, insanlarımız bu yönde güvensinler. Tamamen kendi imkanlarımızla, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yapılmış bir aşı bu. Dolayısıyla yurt dışından gelen bir aşı değil. Yurt dışından da gelmediği için bir katkı maddesi ya da yurt dışında insanlarımızın bir endişesi var. Yurt dışından acaba bu aşıya bir şey mi katılıyor ya da bizim işte genetiğimizi etkileyecek bir şey mi konuluyor gibi düşünüyorlar. Bu endişeler bu aşıda yok. Rahat olabilirler. Bu aşı her zaman uygulanabilecek ve kendi insanlarımızın güvenle kullanabileceği bir aşı. İçerisindeki maddeler tamamen bizim bildiğimiz kontrol ettiğimiz ve güvenli olduğuna inandığımız aşılar. Zaten uygulamada da bunları görüyoruz ve e, aşının etkinliğini inşallah iyi çıktığı zaman da daha iyi göreceğiz. E, aşı eğer piyasaya çıktığı zaman e, başarılı olursa sadece bizim insanlarımız için değil, dünyadaki birçok insan için de bir fayda sağlayacak. Sadece Türk milleti için değil bu aşı. Faz 2 aşısı aşısına biz faz 2 aşamasına 200 civarında e, gönüllü almayı planlıyoruz. E, şu anda hemen hemen bu yarıyı geçti. Yani yüzden fazla başvuru var. Zaman içerisinde bunu tamamlanacağını düşünüyoruz. O yüzden insanlarımız bir an önce başvursunlar ki e, aşımız hızlı bir şekilde faz 2'yi tamamlasın diye düşünüyoruz. Kesinlikle korkmamalı. E, ben hep insanlara söylüyorum. Boğularak ölmek mi yoksa aşı olmak mı? Bu da tercih insanların. Ya yani aşı olarak siz bu ölüme karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Böyle bölüm çok kötü bölüm. Dolayısıyla mutlaka aşı olmak gerekiyor. Pandeminin başka bir kurtuluş yolu yok maalesef şu anda. <laughs>